Beşiktaş'ta mesai bu sabah yapılan ilk Şimdi herkes susacak. Beşiktaşlılar konuşacak. Günüm gecen Beşiktaş diyorsan 26 Eylül'den itibaren Beşiktaş Talk'ın Paribu'da. Beşiktaş bölümüne hoş geldiniz. Beşiktaş'ta bir standart var. Değişmiyor. Yani maç ne olursa olsun. Abubakar saçma sapan bir gol atıyor. Aynen normal, Don. bir insan değil gerçekten. Bir de bir sezon. Absürt bir herif ya. Ekim'e kadar karşılığına sığdırdı bak. Ekim'e kadar. Bak bu gol ekstra gol. O adamın sözleşmesinde şey mi yazıyor? Lugano bak, Spektaküler iki... atarsan ya yani normalde <laughs> 10 bin euro. Güzel bir gol atarsan 30 bin euro mu veriyorlar? Ne yapıyorlar? Abi? Bak burada bak bir tane ekstra gol var. Lugano iki tane. ikisi de ekstra. Abi inanılmaz da. böyle iki gol atan santrforum varken o maçı bu... nasıl kaybedebilirsin? Bu... Konya ekstra gol. Konya attığı gol. Burak Yılmaz'a koştuğu. E ee, bir Dynamo Kiev maçı bir topla dönüyor. Azerbaycan deplasmanındaydı. Topla tak diye bir anda dönüp kalecimizi üstüne Evet. Gaba evet. da ekime kadar yani sadece bir sezon içerisinde ekime kadar bir, bir 5-6 tane gol sayarsın. Ekstra normalde gol olması gereken Tam konuşur. YouTube Goals and Skills adamı ya. 3 <laughs> <bu üç> ay <laughs> yetiyor. 3 <Üç gülüyor> ay yetiyor abi. <laughs> Baba 3 ayda milletin kariyeri boyunca yapamayacağını <laughs> <laughs> yapıyor ya. Yani. Bu normalde bu 6 ayda bir falan atarsın ya ne bileyim 4 tabii, ayda tabii. bir atarsın. Acayip bir adam. Robotsu ee, ya. Oyun, oyunda da şöyle farklılıklar vardı. Bence Burak Hoca Bahtiyar'ı sol bek oynatacak. Üçüncü Türk olarak Bahtiyar'ı kullanacak gibi gözüküyor açıkçası. Yani çok birçok farklı denemeler gördük ama en kalıcısı bu gibi geldi bana. Ee, ve şunu Burak Hoca, Burak Hoca da enteresan geliyor değil mi birden böyle Burak Yılmaz? Son bölümde Kapt bir şey denedi. Daha kaptana gidiyor değil mi ağzı? Evet. Ardı da. <laughs> Sağya bir oyuncu attı. Tayfur orta sahaya attı. Şimdi bazen şöyle anlar olur. Ee, normal şartlarda orada çok kullanılmayan bir oyuncu denersin. Ya sonra dersin ki ya bizim böyle bir adama ihtiyacımız var. bunun iyisini alalım. Sonra transfer dönemi evet. olsun da bunun iyisini alalım. Mesela benzeri Galatasaray'da Ömer Bayram da olmuştu? O kadar hareketsizdi ki orta saha. Ömer Bayram orta saha oynamaya başladı. İç orta saha. Hareket getirdi. Hareket getirdi. İşler değişti. Yani sonra dedi ki aslında bunun iyisini alalım. Sonra işte Gerson Fernandes'e de <laughs> değişti. Yani daha ileri geldi iç orta sahada. Ömer Bayram'dan Gerson Fernandes'e olan <laughs> süreç. <gülüyor> Şu anda mesela Tayfur Bingül onu hissettirdi biliyor musun? Dedi ki bak bir tane daha enerjik orta saha gelince Demirege'de iyi gözükür gözüne, Amir de iyi gözükür. Bir tane oyun kurucu altı numarayı lüksün oluyor. Ama Ox da Getson diğer tarafta bir tane daha enerjik orta sahaya koyunca aslında Beşiktaş dönen toplarda daha eli yüzü düzgün bir takım haline geliyor. O mesajı verdi bence Tayfur. Ee, bir de maça, bu maça dair performans olarak Demir Ege çok beğendim. Ben de çok beğendim. Yani. Ee, çok, çok akıllı. O bu oyla çok akıllı. Dribbling falan tabii, yapıyor Tabii ya. Bir tane Aslında hata abi. sıfırdan kendisi başlattı. Hani gezerin vurup kayıcıdan döndü. Onur Bulut'un tam da offside kalkan evet, evet. pozisyonda. Bak başlangıçta kendi ceza sahası önünde başlatıyor. Rakip ceza sahası önünde final pasını veriyor. Ee, tabii ki mesela bir tempo eksikliği var oyuncunun. Bir patlama bir koşulları falan yok. Ama her oyuncu da böyle olacak diye bir şey yok. Bir göre... o boyla da patlayıcılık Tabii. zaten şey yaparlar. Altyapıda ben... kundaktan alırlar mevsiz diye. <laughs> Şöyle. Çok güzel çocuk yapmışsınız. Biz biz ben bu var. alalım. <laughs> Patlayıcı mı? Direkt, direkt öyle. <laughs> <laughs> Patlıyorsa alalım. Evet, gerçekten kundaktan alırlar. Beklemezler. 14 yaşında <laughs> peşkisi, 14 yaşında <500 gülüyor> <14 doğrusu gülüyor> <laughs> Hakikaten Boy öyle. Boy var lan 1.93 mü, 1.96 mı? Ne oldu? Öyle bir şey, 93. 96 falan saçmalık yani. O burada o kadar top sürebilmesi bile yeterli zaten. Yani. Bir de abi şöyle bir uç bir örnek vereceğim belki. Abi Sergio Busquets uçuyor muydu? E ya yani da hala. Busquets yani bir şey zaman uçmuyordu. Ya uçmuyordu ama pozisyon bilgisiyle bayağı topla dönmesi, pozisyon bilgisi Busquets... çok büyük fark yaratıyordu ama yani. Busquets de her şartta dönüyor, inanılmaz da Asla preset o Oğlum, asla. Oğlum bir... Ben Busquets'ten top kapma sahnesi görmedim. E, klasik yani. o. Emre Klasik'o deplasmanda de bir hareketi var. Real Madrid deplasmanında. Bak geri pas vereceğim diyor. Real Madrid pres ver. Pres yapak bak alak diye bir basıyor. Bak geri mi pas veriyor? Haberiniz olsun diyor. <laughs> Topu top itip geri çekti. 5 kişi kaldı abi. 5 <laughs> kişi gitti. Atak başta sonra Messi gol Yani formasını gösterdiğinde var abi. ya. Busquets attırıyor yani onu. E yani tabii ki o başka bir seviye ama ee, yani bu tarzda da kullanabilirsin, daha doğru şekilde. işte etrafına iki tane enerjik 8 ona koyunca gayet oluyor yani. oyunu yönlendirmesini falan çok beğendim <laughs> ben gelin. Güzel bir ışık saçtı. Şimdi enerjik orta sahalardaki kötü haber var. Birincisi Getson'un koltuk değnekleriyle kusatı evet. takip etmesi. O biraz üzücü oldu. Bilgi falan yok ortada. Ne yani ol, ne oldu bu oyuncuya yani? Böyle Süper Lig'de 2-3 takım oluyor her sene normalde hani böyle nasıl diyeyim. Hasta mesela. Kara gümrükten hasta info yani. Adam var mı yok mu? Evet. Maça bir tane. Esame listesi geliyor. Mesela maç kolye düşüyor falan. Aa bu nerede diyorsun yani. 11 bekleyen adam yok. Komple yok mesela. Böyle bir iki nadir takım olur ama hiçbir zaman büyük takımlarda böyle bir şey olmaz yani. Özellikle bu tarz oyuncularda. Adamın bilgilendirmesini bir şey yaptı işte. foto, foto muhabiri. Koltuk deneyiyle çekti evet. diye öğrendim. İkincisi de abi Oxlade. Ya şimdi Ox bir iki tane böyle göz alıcı aksiyonda vardı ama. Abi 12'li mücadele onunu da kaybetmiş ya. Sen orta sağ oyuncusun ya. 12 yani Premier'den dinamik enerjik oyuncu diye gelip 12'li mücadele onun da kaybedemezsin. Yani insan yanlışlıkla iki tanesini kazanır yani. Ve İstanbul evet. Spor'la oynuyorsun abi. Karşında da Casemiro yok ki yani. Muammer bir, var ya. Muammer de iyi oynadı bu arada. Allah Bir de Oxlade'i mesela ilk özelliğini dersin. En birinci özellik. Mücadeleci. Dribbling. Dinamik, dinamik. Dribbling bence. 7'de 0. Ha işte. Olsun problem o. 7'de 0 dribbling. 10'da 0 ikili mücadele. Ee, kullandığı 25 topun yir, de, 20'sinde top kaybına ulaşmış. açmış. Evet. Bu sıralar yeni bir şeyim var. Olumlu Yani bu diri, düz pas değil yani. Evet. Alıp yanına ya da arkana evet. veren pas değil. Yani. Progresif pasların 25 pası 20'si rakipte. Korkunç yani evet. ve bu bu seviye İstanbul yani İstanbulspor gerçekten bu geçen seneki gibi değil. Bu sene düşecekler yani. Baya kötü takım ya. Hiçbir şey yok İstanbul Spor'da. Yani Burak Hoca'nın bu orta sahadaki enerjisizliği görmesi güzel bu arada. Yani hani hep diyoruz ya 52 kadrodan da bir şeyler yapabilirsin diye. Getson olsaydı Tayfur atması, Tayfur atması aslında onun da gördüğüne işaret. Ya buradan dönen top gelmiyor bize. Buraya başka bir oyuncu deneyelim o zaman deme, demiş oluyor. Ben mesela buraya uzun zamandır bunu dile getiriyorum. Gerçekleşene kadar da direğe getirmeye devam edeceğim gibi gözüküyor. Raşit sayı denerim orada. Yani yedek tutacağına. Raşit sayı ben olsam orta sahada kullanırım. Hiç sokmaması da enteresan oldu bu arada. Evet ona evet. şaşırdım ben. Yani 16 sol, oyuncu arasından Sola ne Onur'u koyuyor. Rashista'yı atmadı. O da bir şey. Ki Belki hocanın kendi. Sorunu da yoktu yani galiba. Hocanın da nasıl? o Kole'yi oynatmadı mesela. Ve şey oldu. Evet Tayfur sahada mesela. Bayi ile başladı. Bayi Amartya'ya başladı. Bayi sakatlandı. Necip girdi. O Kore dinlendirdim dedi. Hmm. Onu öyle Sonra söyledi. Evet. Ama Rosiste kullanmadı evet 3. Evet, ben ben olsam orta sahada kullanırım. Ya ben belki... hiç kullanmadı. Zaten doğru hareket de bu. Eee Rebiç'te zaten hani şeyler var. Oyuna girmek istemedi falan filan Ben bilmiyorum Derek Odum ne kadar gerçek bilmiyorum da ee, sonuçta teknik heyet o dönemde Burak Hoca da vardı. Ee, belki ona da takılmış olabilir. Çünkü normal Rebiç'in de girmesi lazım yani bir noktada. Ya yani içeride oynuyorsa İstanbul ee, Rahat at Yani çünkü ligin başlarında oyuna sonradan girince bir şeyler yapıyordu. Şimdi hiç e, bakılmıyor ona. Ee, ben... bu arada Cenk Tosun bak birçok figürde sen diyorsun ya şimdi Rebiç'in sonuçta böyle bir şey de var. 3-4-5 biliniyor. Girmek istemiyor falan filan. Cenk Tosun gibi adamsın. Beşiktaş tarihinin en kariyerli forvetlerinden bir tanesin. Hı -hı. gelir gelmez Burak Yılmaz gibi milli takımdan arkadaşı evet. seni kesiyor, yedek oturtuyor. 72'de oyuna giriyorsun, penaltı kazanıyorsun. Ve penaltıyı atacakken tribünler hı hı. Gezdal istedi" diye döndü topu verdi, motive etti. gole de en az Gezdal kadar sevindi. Çok pozitif bir görüntü. Hiç suratta asmadı yani aynı. Tam bir Beşiktaş, tam bir kaptan. Aynen öyle. Ee, ya yani bu anlar belli eder biraz böyle yani somurtup da verebilirdi ya da hiçbir şey topu evet. vermeden gidebilirdi. Hani Gezzal'da. Kimisi de Sen kullanıyor mesela. De. Tribün bağırmasına hemen kullanan da var, çok var. Ona da bir şey diyemezsin bu arada. O, o nötr bir şey. Evet. Çünkü penaltı onun yani. Penaltıcı benim diyor kullanıyor. E tabi. Mesela Serdar Dursun Arda'ya vermemişti galiba. Sura evet. Arda Güler'e. Penaltıcı benim evet, evet. diyor. Öyle hoca bana öyle dedi diyor. Kendi kullandı. Ee, yani çok klas bir hareket yaptı. Ee, tribünlere de hem bir saygı gösterdi. Gezal da Bence bu takımın en vazgeçilmez oyuncularından biri. Hani... Tabii canım. Gezdal fitse, hani Raşit'sa transferini biz övdük ve Raşit zaten iyi bir oyuncu. Ama bu takımın ihtiyaçları çerçevesinde fit olduğu sürece Gezdal oynar. Bunun ki. tartışması yok. O yüzden Raşitse ben olsam orta sahada kullanırım diyorum. Hani herkes yaratıcı oyuncu. Bir tane tamamlayıcı adam lazım değil. Bir tane yaratıcı oyuncu lazım. Ve yaratıcı oyuncunun tanımı yani. Bu ligin en yaratıcı kanat oyuncusu desen. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Yani çok çok, çok sürprizli bu arada. Yani ya o, sesle, top, adam 17 asisti var bu ligde. To, to, yani. Topla sallandığı anda e, çok sürprizli. Mesela şeyde Sayarı yani, şey Lugano maçında birçok kez topu bu tarafa çekip Sayarı ortaya çevirdi. Hatta bir tanesi gol oldu bu akıl kafasında. Çok sürpriz yani iki taraftan da geçebilir seni. içeride şut atabilir, içeri kilit pas atabilir. Ya yani onun sağlıklı bir şekilde kalması 5. sıralamasında çok etkili olacak o zaman e, yavaştan veda vakti geldi. Yorumlarınızı bekliyoruz. videoları da beğenirseniz çok seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Derbi,